Bugün bu sene farklı olarak biz kent müzemizin önünde açtık festivalimizi. Çünkü son dönemde yaptığımız birçok eser var ama bazılarını dikkat almadık ama 5 tane tesisin açılışını bugün burada gerçekleştireceğiz. En önemlisi de, en önemliden bir tanesi de bu kent müzesidir. Tabii geçmişimizin korunduğu, gelecek nesillere aktarıldığı, hatırlandığı, kültürel değerlerimizin muhafaza edildiği, gelecek nesillere aktarıldığı bir müze oldu. Çok da güzel bir müze oldu. Ben Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum desteklerinden dolayı. Biraz sonra da müzeyi gezeceğiz inşallah. Aynı zamanda ikinci tesisimiz Festek Gelemez'de futbol sahası. Orada halı saha yapma imkanımız yoktu ama bu sayede Festek Gelemez'ler çok şanslı. Güzel bir alanı biz Milyonlar'dan tahsis aldık. Onun imar planını yaptık ve nizami bir futbol sahası yaptık. Orada bir kulübümüz de var bizim. Gençlerimiz çok fazla. Dolayısıyla nizami maçların oynandığı, resmi maçların oynandığı bir futbol sahasına kavuşturmuş olduk. Sayın Valimizin destekleriyle orada bir festek köprüsü yaptık. Festek çayı üzerinde hemen futbol sahasının altında. Organize sanayi ile aynı zamanda iletişimi de kurma noktasında önemli bir işlevi var. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz bu konuda. Gençlik merkezi yaptık. Yaptıklarımızdan bir tanesi bu. Gençlik Spor Bakanlığı'ndan aldığımız destekle. Onu da yakın zamanda tevrişatıyla birlikte hizmete açmış olacağız. Bir başka konu, bu çok daha önemli diye düşünüyorum ben. Terörle mücadele konusunda biliyorsunuz son dönemlerde son derece kararlı, güçlü bir iradeyle mücadele veriliyor. Terör de bitiyor inşallah. Bu vesileyle iki gün önce şehit olan 6 askerimizi rahmetle yad ediyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. Bunlardan bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. 2015 yılında Ege Üniversitesi'nde bölücü terör örgütü mensupları tarafından öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu adını yaşatmak için bir park yaptık. Çok da güzel bir park oldu. Akşamlardaki biz oturuyoruz orada. Biz sadece kültürümüze sahip çıkmıyoruz. Şehitlerimize de sahip çıkıyoruz. Daha önce biz savcı Selim Kiraz Caddesi de yapmıştık. Şehit Mehmet Selim Kiraz Caddesi de yaptık. Buradaki Mehmet Esin şehidimizin hem okula ismini verdik hem karayoldaki kavşağa ismi verdik. Bilal Soybilgi şehidimizin de ismini spor tesislerimize verdik. Yani tüm şehitlerimiz hem bu varken de şehitlerimiz olsun hem bu milletin tüm şehitlerinin isimlerini yaşatma, unutturmama anlamında gayretimiz var. Çok da güzel bir park oldu. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı. Bu kentimize hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Bunların açılışını da bu festival gününün açılışına denk getirelim dedik. Hep beraber coşkuyla açalım. Sayın Valimiz de, vekillerimiz de, Sayın Kaymakamımız. Hepsi teşrif ederlerse daha da güzel olur diye düşündük. O yüzden bunu denk getirdik. Hayırlı ve uğurlu olsun bu tesislerimiz. Ben hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Tekrar saygıyla hepinizi selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Az önce belediye başkanımızın tanıtım filmini izlerken 2014'ten bu yana geçen süreç, orada tanıtımı yapılan eserler, açılışı yapılan eserler, hepsinin hikayesini, hepsindeki heyecanı bizzat başkanımızdan dinlediğimiz için o film şeridi gözümüzün önünden hızlı bir şekilde geçti. Gerçekten çok büyük bir emek, çok büyük bir gayret var. Buharkent boşuna yükselen kent olmadı. Sayın Başkanımız 9 yıldır gece gündüz gayret ederek şehrin adeta çehresini değiştirdi. Neredeyse tüm AK Partili belediye başkanlarımız, Cumhur İttifakı belediye başkanlarımız Aydın'da göreve geldiklerinden kısa bir süre sonra ilçelerinin, merkezlerinin çehrelerini değiştiriyorlar. Marka belediyeciliğin, hizmet belediyeciliğin mührünü adeta ilçelerin göbeğine vuruyorlar. Bu bakımdan hizmet üreten, gayret eden ve bu konuda gelecek nesillere güzel eserler bırakan tüm belediye başkanlarımıza bugün özelinde Mehmet Erol Başkan'a ben yürekten teşekkür ediyorum. Özellikle Buharkent'in hemen girişinde sol tarafta, çıkışta sağda atıl durumda olan, hiç kimsenin acaba burada bir organize sanayi yükselir mi diye böyle umutsuzla baktığı bir yeri öyle bir ayağa kaldırdı ki Türkiye'nin en büyük süt fabrikasını, Türkiye'nin en büyük kablo fabrikasını
oraya taşıdı, bunu başardı ve bittiğinde inşallah 5000 kişinin orada istihdamına vesile olacak. Çarpan etkisiyle baktığımızda belki 15-20 bin kişinin ekmek yemesine vesile olacak. Bu bile başlı başına Mehmet Eroğlu tek başına alkışlamaya yetecek bir harekettir. Allah razı olsun başkanım. Emeğinize, birbirinize sağ olun. Çok kıymetli belediye başkanımız Sayın Mehmet Erol'un Buharkent ilçemize kazandırdığı bu değerli eserler ile çok kıymetli bir siyasi kişilik olduğunu ifade etmek istiyorum. Hem değerli bir insandır, hem de bu eserleri ile Aydın şehrimize, Buharkent ilçemize değer katmış bir abimizdir. Kıymetli milletvekilimizin dediği gibi 2014 yılından beri hizmetlerine şahitlik etmiş bir kardeşiniz olarak Allah nasip ederse 2024 seçimlerinde de belediye seçimlerinde de Buharkent'in yine AK Belediyecilik ile buluşması noktasında çok farklı çalışmalar yapılacağının öncülüğünü göstermiş oldu bize izlediğimiz bu değerli film ile. Aydın tarımsal potansiyeli çok üst düzeyde olan bir ilimiz. İncir üretiminde Türkiye'de ilk sırada, kestane üretiminde ilk sırada, yağlık zeytinde ilk sırada yer alan bir il. Çilekte ikinci sırada, enginarda ikinci sırada, yine birçok alanda farklı ürünlerde ilk onda yer alan önemli illerden birisi. Böylesine önemli ürünlerin tanıtılması ve daha iyi bir noktaya taşınması bakımından festivallerin de önemli katkıları oluyor. Buharkent ilçemizde özellikle taze incirin ilk çıktığı, paylaşıldığı bir ilçemiz olması nedeniyle festivalin burada gerçekleştiriliyor olması oldukça önemli ve anlamlı. Bu bakımdan belediye başkanımıza böylesine güzel bir festivale ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum. Olmasına bakılıyor. Tabii ki Buharkent. Sahneye davet ediyorum Sayın Başkan. Öne çıkararak marka şehir olma yolunda ilerliyor. Tabii Buharkent açısından baktığımız zaman bizim çok mesela marka şehir olma yolunda da bu değerlerimizi her zaman kullanmak istiyoruz. İncir, taze incir. Tabii incir deyince akla neresi geliyor? Aydın geliyor. Ama taze incir deyince akla sadece Buharkent geliyor. O yüzden bizim en büyük değerimiz taze incir. Bu konuda gençlik merkezi yaptık. Yaptıklarımızdan bir tanesi bu. Genç Spor Bakanlığı'ndan aldığımız destekle onu da yakın zamanda tevrişatıyla birlikte hizmete açmış olacağız. Değerli belediye başkanımızın ve ekibinin iki... Hatıra fotoğrafı alacaklar. Evet, görmüş olduğunuz gibi kültür önümüzde hemen yandı. Dikkat edin, çok yoğun.